Astarlızade Mehmet Hilmi, manifaturacı esnafından Astarlızade İsmail Efendi ve Sıddıka Hanım'ın 5 çocuğunun ikincisi olarak Çankırı'da dünyaya gelir. Annesi Sıddıka Hanım son derece zeki, uyanık ve takva sahibi bir hanımefendidir. Sıddıka Hanım Mehmet Hilmi'ye hamile olduğunda güzel bir rüya görür. Rüyasında ay yere inmiştir. Dönemin alimlerinden Yozgatlı bir zat rüyayı yorumlayarak doğacak çocuğun alim ve zahit bir kimse olacağını müjdeler. Artık o günden sonra doğum gerçekleşinceye kadar Sıddıka Hanım hiçbir namahreme görünmemeye gayret eder. Babası Astarlızade İsmail Efendi, manifatura ticaretiyle meşgul olup evinin geçimini helalinden alın teriyle karşılamaktadır. Daha sonraları ailenin soyadına kaynak olan Astarlızade lakabının hikayesinden anlaşıldığına göre Hilmi Efendi'nin dedeleri de mutasavvıf kişilerdi. Mehmet Hilmi Efendi'nin dedelerinden Ömer Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında şöyle bir olay cereyan eder. 1552 yılında İran seferine gitmekte olan Kanuni Sultan Süleyman Çankırı'ya uğrar. Şehrin eşrafı ve önde gelenleri sultana saygı ve hürmet ziyaretlerinde bulunurlar. Sultan, "Bizi ziyarete gelmeyen var mıdır?" diye sorar. "Sultanım, Hacı Ömer isminde bir zat-ı muhterem halvette oldukları için gelemediler." derler. Bunun üzerine Kanuni, "O halde biz onu ziyaret ederiz." diyerek Hacı Ömer'i görmeye gider. Bugün dergahın bulunduğu yerde o zaman için küçük bir kulübe vardır ve Hacı Ömer de başında bir beyaz astar kumaş örtülü vaziyette tefekkür ve tezekkür halindedir. Kanuni bir müddet ayakta bekledikten sonra, "Bu astarlı şey büyük bir zattır, huzurunu bozmayalım." diyerek huzurdan ayrılır. Kanuni Hacı Ömer'in hatırına bir cami, bir medrese ve bir hamam inşa edilmesini emir buyurur. Sultanın maiyetinde bulunan Mimar Sinan'ın kalfalarından Mimar Mustafa bu işle görevlendirilir. Planı Mimar Sinan tarafından çizilen caminin inşası, kalfası Mimar Mustafa'nın nezaretinde tamamlanır. Mehmet Hilmi bin İsmail el-Müştehir bi Astarlızade el-Kangari. Medreseden aldığı icazetnamede ismi bu şekilde ifade edilen Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, ilk öğrenimini Tevfikiye İptidaisinde 1889 yılında tamamlamıştır. Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi'nin yetişmesinde annesi Sıddıka Hanım'ın hem maddi hem manevi anlamda çok üstün gayret ve himmetleri vardır. Mehmet Hilmi henüz 3 yaşındayken annesi Sıddıka Hanım onu sabah namazlarında büyük camiye bırakır, namaz bitişinde de alıp eve getirirdi. Astarlızade Mehmet Hilmi adeta manevi bir şemsiye altında büyümüştür.
Eğitim hayatında daima başarılı bir öğrenci olmuştur Mehmet Hilmi Efendi. İdadiyi bitirdikten sonra manifaturacılık yapmakta olan babasına yardım eder ve zaman zaman yolu İstanbul'a düşer. Bu vesileyle bir gidişinde İstanbul'da kalarak 2 yıl kadar tıp tahsili yapar. Bununla birlikte dil eğitimine de ağırlık vererek Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenir. Fransızca seviyesinden dolayı Fransa Büyükelçiliğinden takdirname de almıştır. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir hafız olmakla birlikte asıl bariz özelliği Kur'an-ı Kerim'i usulünce ve çok güzel bir eda ile okumasıydı. Hatta ailesi nazar değmesi endişesiyle küçüklüğünde dışarıda Kur'an okumasına pek müsaade etmezdi. Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, annesi Sıdıka Hanım'ın teşvik ve destekleriyle Mecbur Efendi Medresesi'ne devam eder ve mezun olur. Dönemin medreselerinde okutulan astronomi, matematik ve hukuk ilimlerini de öğrenir. Dönemin Çankırılı alimlerinden Sofuzade Mustafa Hazım Efendi'den icazetli olan Ahmet Mecbur Efendi, tasavvufi yönden daha sonra Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi'yi de irşad edecek olan Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi'ye bağlı ve onun Çankırı'daki temsilcisi konumundadır. İmaret Camii'nde Nakşilik yolunun bir zikir çeşidi olan Hatmi Hacegan yaptırmakla vazifelidir. Aynı zamanda Mevlevilikle de irtibatı vardır. Zamanın Mevlevi Şeyhi Veled Çelebi'nin işaretiyle yine İmaret Camii'nde mesnevi dersleri okutmaktadır. Farsçaya da son derece vakıftır. Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, daha önce talebe olarak bulunduğu Mecbur Efendi Medresesi'nde hoca olarak dersler de vermiştir. Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, ilmi bakımdan sağlam bir donanıma sahip olmuştur. Ancak ilim, içindeki manevi boşluğu dolduramamaktadır. Bu boşluğun manevi metotlarla ve tasavvuf yoluyla doldurulacağını düşünür. Bu gayeyle bazı zikirler, tesbihler ve dualara devam eder. Fakat mürşitsiz maksuda ulaşılamayacağını anlar. Çankırı'daki ve yakın çevredeki evliya kabirlerini ziyaret eder. Hatta uzun süre Seydiköy'deki Hacı Murad-ı Veli kabrini her gün yürüyerek ziyarete gider. Onların maneviyatından istifade etmek arzusundadır. Bu mürşit arayışı esnasında kendisiyle aynı ismi taşıyan Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi ile tanışır ve onun manevi terbiyesi altına girer. Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi, Nakşilik yolunun Halidiye koluna mensup Seydi Şehirli Hacı Abdullah Efendi'nin halifesidir. İlim hayatındaki başarısı gibi tasavvuf yolunda da başarılı bir seyr-i sülük geçirir ve kısa zamanda büyük mesafeler kat eder. Çerkeş'teki dergahta tasavvufi eğitimini alırken hocasından aynı zamanda hadis icazeti de alır. Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, ilmi altyapısı ve büyük azmiyle kısa zamanda manevi eğitimini tamamlar ve dergah halifeliğine layık görülür. Şeyhi Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi, "Benim elim senin elin, benim gözüm senin gözün. Bir posta iki arslan sığmaz. Ben Cidde'ye giderek mekan tutayım, sen burada irşada devam et," der. Yerleşmek niyetiyle Cidde'ye doğru yola çıkan Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi, önce haccını tamamlar, ancak daha sonra Cidde'ye ulaşamadan yolda vefat eder.
Şeyhinin vefatından sonra Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, Çerkeş'teki dergahı Çankırı'ya, Büyük Cami'nin yanındaki evine taşır. Vefatına kadar bu dergahta irşada devam eder. Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi, 45 yaşında iken kendisinden yaşça hayli küçük olan Adeviye Hanım'la evlenmiştir. Adeviye Hanım'la evliliğinden Muhittin ve Fatıma-tüz Zehra isminde iki çocukları olmuştur. Ayrıca terbiyesi altına aldığı ve yetiştirdiği çok sayıda manevi evladı vardır. Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi ömründe bir defa hac yapmıştır. 1949 yılında İstanbul Yeşilköy Havaalanı'ndan uçakla yola çıkmış ve hac yolculuğu esnasında detaylı sayılabilecek şekilde günlük tutmuştur. Günlükte yer alan notlardan 8 Eylül 1949 günü Çankırı'dan hareketle başlayan hac yolculuğunun 26 Ekim 1949 günü tekrar Çankırı'ya ulaşmak suretiyle tamamlandığı anlaşılmaktadır. Hayatından anladığımıza göre çok okuyan Hilmi Efendi, eser yazmaktan çok insan yetiştirmeye önem vermiş, çevresine yaşayan bir sünnet olarak örnek olmuştur. Okuduğu kitaplar arasında veya kenarlarında birkaç kitap teşkil edecek kadar kıymetli notlar yer almaktadır. Ne yazık ki bunlar Hilmi Efendi tarafından sonradan derlenip bir araya getirilememiştir. Hilmi Efendi'nin kendisinin kaleme aldığı üç eserden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi Mecmua. Bu eser, Mehmet Hilmi Efendi'nin bazı duaları, şiirleri ve Esmaül Hüsna duasını tercüme olarak kaydettiği eserdir. İkincisi, İnsan-ı Kamil tercümesidir. Eserin asıl müellifi Abdülkerim Cili'dir. Şeyhi Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi eseri iki cilt halinde tercüme etmiş, Mehmet Hilmi Efendi de kaleme almıştır. Üçüncüsü ise Mecmua-i Yadigar-ı Yaran ve Tabirname-i İhvan'dır. Mehmet Hilmi Efendi'nin Muhammed bin Havarizm'den rivayetle yazdığı rüya yorumlarıyla ilgili tasavvuf literatüründe Tabirname diye bilinen bir risalesidir. Mehmet Hilmi Efendi Hazretlerinin tam bir divanı olmamakla beraber notları arasında bulunan şiirlerinden onun rahatlıkla bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde Hilmi mahlasını kullanmıştır. Milhi ve Lahmi mahlaslarını da kullandıkları bilinmektedir. Onun yazmış olduğu münacaat, edebi anlamda tam bir şair olduğuna yeterli delildir. Çankırı'da hemen her aile yeni doğan çocuğunu Hilmi Efendi'ye getirir, hem dua alırlar hem de çocuğun ismini koydururlardı. Hilmi Efendi çocuğun kulağına ezan ve kamet okuyarak ismini verir, dua buyururlardı. Halk arasında bir çocuk yaramazlık yaptığında, "Hilmi Efendi'nin eşiğinden atlamadı mı bu?" denilirdi. Ailelere çocuğun akikasını kesmelerini söyler, annelere çocuklarını abdestsiz olarak emzirmemelerini tavsiye ederlerdi. Nüfusun çoğunlukla köylerde yaşadığı zamanın Çankırı'sında halkı hem dini ve sosyal anlamda aydınlatmış hem de mesleki anlamda geliştirme faaliyetleri yapmıştır. Özellikle dağ köylerinde ormandan kesim yapmak suretiyle odunculukla geçim sağlayan halkı tüketici konumundan üretici olmaya sevk etmiş, tavsiyelerde bulunmuştur. Tarım ve ziraat yaparak ürün yetiştirerek kazanmanın önemini vurgulamıştır. Hatta tavsiyeden de öte ilk adımı kendisi atmış ve Paşaköy'de başta elma olmak üzere meyve yetiştiriciliğinin en güzel örneklerini vermiştir. Bu anlamda tarım ve ziraatle ilgili zamanın literatürünü takip ederek yeni ilmi teknikleri bizzat uygulamıştır.
Tabiplik yönü de olduğundan kendisine çok sayıda hasta müracaat ederdi. Hastaların bir kısmını bir tür akupunktur aletiyle tedavi ederdi. Koruyucu hekimliği önemser, hastalara ve dervişlere sağlık ve beslenme konusunda tavsiyelerde bulunurdu. Az miktar, az çeşit ve yavaş yavaş yemeği salık verir ve şöyle derdi. Az yiyen İsa gibi göğe çıkar, çok yiyen Karun gibi yere batar. İnsan kabrini dişi ile kazar. Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, yeni resmi ideolojinin genelde dine ve dini olana, özelde tekke ve zaviyelere karşı tutumuna rağmen resmi ideolojiyle, devlet yönetimiyle kavga ortamına girmemiştir. Aslında o, sanki ileride olacakları biliyormuş gibi tedbiri de almıştır. Zira o zamana kadar geleneğe göre şeyhler tekke ve dergah olarak inşa edilen yapılarda irşat faaliyetlerini yaparlardı. Fakat Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, dergah olarak ayrı bir yer inşa etmek yerine kendi mülkiyeti olan evini kullanmıştır. 1925 tarihinde tekkelerin kapatılmasıyla ilgili kanun yürürlüğe girdiğinde Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi'ye de tebligat yapılır ve tekke olarak kullandığı evi mühürlenmek istenir. Ancak kendisi bu evin şahsi mülkü olduğunu ifade eden yazışmalar yaparak kararın uygulanmasını engeller. Son demlerinde emaneti kime bırakacağı sorulduğunda, emanetin ağır olduğunu ve kendisinin de bu zincirin son halkası olduğunu ifade etmişlerdir. Hayatlarıyla ölümleri arasında bir fark olmadığını, ruhaniyetleriyle diri olacaklarını söylemişlerdir. Hizmetle dolu, rızaya uygun, 86 yıllık bereketli bir ömür, 17 Şubat 1962 günü nihayete erdi. Cenazesine Türkiye'nin dört bir yanından sevenleri, Çankırı halkının hemen tamamı, askeri ve sivil erkan katılmıştır. Naaşı o güne kadar görülmemiş bir kalabalık ile Sarı Baba mezarlığında, bugünkü Fatih Camii karşısındaki kabrine defnedilmiştir. Doğup büyüdüğü, yetiştiği ve nihayet etrafını aydınlattığı yıllar, ülke ve dünya tarihi için önemli kırılmaların olduğu, çok uzun zaman etkisi devam edecek siyasi, kültürel ve sosyoekonomik olayların cereyan ettiği yıllardı. Bakıldığında hiç de hoş olmayan bir fotoğrafımız vardı toplum olarak. Bilim ve teknikte öncülüğü çoktan batıya kaptırmış bir millet, aydın ve münevverlerini çoğunlukla savaşlarda adeta yok etmiş bir toplum, fakirlik ve cehaletle kuşatılmış Anadolu halkı. Bir yanda geri kalmışlığı bir aşağılık kompleksi haline getirmiş bir kitle, diğer yanda geçmişini unutmayan, sahip olduğu medeniyetin kıymetinin farkında ve yiğidi düştüğü yerden kaldırmak için çalışan bir münevver topluluk. Nakşi Halidi tasavvuf geleneğinin öncülerinden biri olarak Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, şaşkın ve panik halinde olan toplumun uyanık ve ileri görüşlü liderlerindendir. Hayatın bütün çalkantılarına rağmen, fırtınalı bir denizin ortasında sağlam ve rotası belli olan, yüküne paha biçilmez bir gemi gibidir o. Kökleri kurumaya yüz tutmuş bir medeniyetin kurumayan dalı, yeniden yeşeren filizidir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden hakiki bir değerdir o.
muhteşem bir imparatorluğun çöküşüne şahit olmasına rağmen ümitsizliğe ve yese düşmeden vazifesini ifa eden bir manevi mimardır. Tarihi süreçte sosyal hayatımızın önemli bir gerçeği olan tarikatlar, Kur'an ve sünnet zemininde müntesipleri başta olmak üzere toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş eğitim yuvalarıdır. Özellikle Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi'nin de temsilcisi olduğu Nakşi Halidi gelenek, daima ilimle ve peygamberin yolu olan sünnetle birliktedir. Bu bakımdan Hilmi Efendi de kendisinden öncekiler gibi dini ve dünyevi ilimlerle donanmış muhakkik bir alim, dört başı mamur bir mutasavvıftır. Asarlızade Mehmet Hilmi Efendi, Şah-ı Nakşibend'in, Ahmet Yesevi'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Mevlana Celaleddin'in, Yunus Emre'nin, Halid-i Bağdadi'nin Çankırı ölçeğine özetlenmiş bir suretidir.